tüm bu hayvanların ortak özelliğini görebildiniz mi? Sevimlilik? Evet, tabii. Ama paylaştıkları bir özellik daha var. Hepsi de dünyanın bir yerinde insanlar tarafından yeniyor. Az önce izlediklerimiz bir testti. Gerçek bir etçil veya hepçil olsaydık, yani doğa gerçekten de besin olarak hayvan yememizi isteseydi, inanın arka planda çalan müzik ne olursa olsun görüntülerin ilk bölümünde ağzımız sulanır, ikinci bölümünde de eğer mesela sebze pişirildiğini görsek şeytani bir müzik var diye en ufak bir acayiplik hissetmezdik. Ama öyle olmadı. Çünkü bu gezegendeki tüm gerçek et yiyiciler o hayvanları doğadaki en sevimli halleriyle arzular. Ortalama psikolojideki bir insan da onlara zarar vermeyi dahi aklından geçirmez. Evet biliyorum, aslan kaplan kategorisinde olmak varken kimse kendine ceylanlığı şempanzeliği yakıştırmaz. Oysa doğanın bize verdiği anatomi ve duygular son derece salih. İçinde yaşadığımız sistem aksi yönde eylemler gerçekleştirmemiz ve arzular duymamız için tasarlanmış durumda. Hayvanların işlenme sürecini mümkün olduğu kadar gözlerimiz önünden kaçırmaya, onların çığlıklarını saklayarak duygusal kopuşun gerçekleşmesi üzerine kurulu. Dikkat edin, size mezbaha görüntüleri göstermedim bile. Hayvanları tüketmeyi seçtiğimiz için virüslerden kalp damar hastalıklarına, küresel ısınmadan gezegendeki doğal dengenin bozulmasına kadar birçok sorun yaşıyoruz. İşte koronavirüste doğanın bize hata yapıyorsunuz deme yöntemlerinden sadece biri. Hijyen sorunları nedeniyle ortaya çıkan salgınları bir kenara koyalım. Asya, Afrika ve daha pek çok yerden çıkan virüslerin ana nedeni ne? İnsanoğlunun hatalı diyeti. Şimdi böyle dedim diye sadece fare, yılan, yarasa veya köpek yiyen Çinlileri kastediyorum zannedeceksiniz. Oysa kuduz, şarbon, toksoplazmoz, kuş gribi, bruselos, tüberküloz, ruam, tenyaziz, deli dana... Tüm bunlar normal kabul ettiğimiz çiftlik hayvanlarından insana geçen hastalıklardan sadece birkaçı. İnsanoğlu hepçil değil, otçul ve meyvecil bir türdür. Biliyorum, bunu söylediğim için farklı tepkiler gelecek. Bakın, videonun başında psiko doğamız açısından bunun böyle olduğunu biraz göstermeye çalıştım. Ama gelin şimdi dilerseniz bir de konuyu sosyolojik, anatomik ve kimyasal açılardan izah edeyim. En sonunda kararı siz verin. Bir hayvanı diğerinden ayıran nedir? Birini yiyip diğerini sadece sevmemiz gerektiğini belli eden nedir? Bazı yerde inek yeniyor, bazı yerde kutsal denip dokunulmuyor. Bazı kültürlerde domuz yeniyor, bazılarında dokunulmuyor. Bazı kültürlerde köpek evcil hayvan, bazılarında sofra menüsü. Dünyanın bir bölümünde 5-6 tür çiftlik hayvanı mutfak kültürü, damak lezzeti, yaşam için yeterli görülürken bir başka bölümünde akla gelmeyecek vahşi egzotik yüzlerce hayvan insanlara yetmiyor. Herkes kendi mutfak kültürünü ve damak lezzetini normal ve olması gereken, diğer uzak kültürleri garip ve hatalı buluyor. Hele bir de anlam veremediğimiz bu diyetler bize tehdit oluşturmaya başlayınca kendi diyetimizi ve seçimlerimizi daha da doğru buluyoruz. Sorun şu ki aslında bu konuda kimsenin bir seçim falan yaptığı yok. Doğarken cinsiyetimiz, ülkemiz, ailemiz, inancımız vesaire pek çok şeyi seçemediğimiz gibi damak tadımızı da aslında biz seçmiyoruz. Ama tıpkı diğer seçmemiş olduğumuz şeyler gibi seçmiş hissediyoruz. Ve üstelik bunları seçmiş olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Bu da yetmiyor. Gurur duyuyoruz. Gerçek şu ki neden inek yiyip sütünü içtiğimizi bilmiyoruz. Daha doğrusu bildiğimizi sanıyoruz. Oysa yarasa yiyen bir Asyalı ile aynı düşünce yapısına ve perspektife sahibiz. Bunu paylaştığımızın farkında bile değiliz. Ailemiz küçüklükten itibaren bir şeyleri yemek olarak önümüze koyuyor. Çünkü aynı şekilde onların da önüne onlar konuldu. Bilimsel zannettiğimiz nedenler de bizim sonradan diktiğimiz kılıflar. Önce pratik nedenler geliyor. Yaşadığınız yerde elinizin altında hangi hayvanlar var? Belki penguen bulsak, penguenli pilav Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olacaktı. İkinci sırada mecburiyetler var. Yani mesela
kıtlık dönemlerinde o hayvanın bolca bulunması ve bu şekilde zoraki oluşan yeni mutfak lezzetleri. Aslında yemekten haz etmeyeceğimiz bir şeyi türlü pişirme teknikleri, soslar, marineler ve baharatlarla onu lezzetli hale getirmenin yaratıcı yollarını buluyoruz. Bu şekilde böcekleri bile yemeye başlıyoruz. Ardından yemeği yaparken oluşan mutfak kültürünün o topluma ait bir kültürel hikaye haline gelmesi ve sanki hep yeniliyormuş zannedilmeye başlanarak normalleşmesi. Tüm bunların sonunda hikayenin akla uydurulması, yani bilimsel destekleyici açıklamalar geliyor. Yarasa şöyle iyi gelir, piton yılanı şöyle bağışıklığı arttırır, boğanın hayaları şöyle cinsel gücü arttırır, kelle paça virüslere şöyle iyi gelir gibi. İnanın Çin'e giderseniz orada da size yarasa çorbasının faydalı geldiği 50 farklı şey sayacaklar. Orada da muhtemelen bir Canan Karatay çıkıp Çin Halk Televizyonu'nda fare yerken kafasını çiğnemeden böyle löp diye yutacaksınız ki sindirime iyi gelsin falan diye anlatıyor. Neticede bu hayvanlarda da vücudunuzu besleyecek besinsel maddeler, elementler, mineraller, vitaminler var. Tıpkı zehirli bir mantarda veya sindiremeyeceğiniz bir kaya parçasında da olduğu gibi. Bizler geçici zorunluluklar nedeniyle oluşturup kalıcı hale getirdiğimiz diyetimize sonradan bilimsel olarak bunun bizim doğal diyetimiz olduğu şeklinde hikayeler ve argümanlar uyduran tek canlı türüyüz. Ne diyoruz mesela? Beynimiz çok enerji tüketmeye başladı, o yüzden et yememiz gerekti. Sanki bunu anlayıp karar vermişiz gibi hatalı bir nedensellik ilişkisi kurarız. Ya da et yediğimiz için beynimiz büyüdü, gelişti. Hani sanki kaplanlar zamanında yeterince et yemedikleri için bugün Harvard'a giremiyorlarmış gibi. Üstelik biliyoruz ki insan beyni bugünkü büyüklüğüne 250 bin yıl önce ulaştı. Oysa ki ateşi kontrol altına alıp günlük yemek pişirmede kullandığımızı gösteren en erken arkeolojik bulgular bu dönemden sonrasına ait. Daha neler neler. Yeterli protein sadece etten alabiliriz. Kemiklerin gelişmesi için süt içmeliyiz ama inek sütü olacak. Şempanze sütü olmaz. Ve daha bir sürü aslında hiç sorgulamadan doğru kabul ettiğimiz ve tümü bir dönem bilim tarafından desteklenmiş fakat aynı şekilde bugün bilimsel olarak sorgulanabilen ve çürütülebilen varsayımlar. Bizim dışımızdaki tüm canlılar bundan 1 milyon yıl önce gerçekten yemesi gereken neyse bugün de onları yemeye aynen devam ediyor. Bir aslanın fazla kırmızı et yemekten kolesterol hastası olup kalp krizi geçirdiğini asla duymayacaksınız. Evrimsel olarak da bakıldığında atalarımız olan primatlar da et yemezler. Zaten ilk olarak ağaç dallarında gezinen bir tür için en fizibil seçim değil. Daha da ileri götüreyim. Bundan 1 milyon yıl sonra uzaylılar gezegenimize gelse ve tüm canlılarla birlikte bizim de sadece fosillerimizi bulsalar ve kültürel aktivitelerimizi hiç öğrenemeseler. Buldukları tüm canlıları kategorize ederken bizi etçi veya hepçi sınıfa değil, diğer primatların çoğu ile birlikte otçu veya meyveci sınıfa koyarlardı. Neden? Çünkü insan anatomisi ve kimyasının hiçbir yerinde bizim et yememiz gerektiğini gösteren bir emare yoktur. Boşuna köpek dişlerinizi göstermeyin, zira o dişlere köpekler güler. Hiçbir etçili o dişlerle korkutamazsınız. Diğerlerinden sadece 1 milimetre daha uzun olan bu sevimli dişlerimize bence başka bir isim bulmanın vakti geldi. Kaldı ki %100 otçul veya meyvecil olan hayvanların da uzun dişleri vardır. Hipopotam, gorilla, kılıç dişli geyik, gelada babonu ve daha niceleri. Bakayım. Yok yok, ikna olmadınız siz. Gelin şu anatomimize ve sindirim sistemimize baştan sona bir bakalım. Bir not, videonun bundan sonrasında otçullar için söylediklerim aynen meyve, sebze ve yemiş tüketen meyveciler için de geçerlidir. Hepçil ve etçillerde yüz kasları ağzın daha fazla esneyip açılabilmesi için küçülmüş durumda. Ancak otçullarda ve insanda yüz kaslarının gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bunun uzun süre çiğneme gereksinimiyle dolaylı ilgisi var. Çenenin bağlı bulunduğu ana kas grubuna baktığımızda da hepçil ve etçillerde bunun temporal kaslar olduğunu, otçullarda ise temporal kasların daha zayıf, maseter ve pterygoid kasların daha kuvvetli hale geldiğini, ana kaslar olarak bunların çalıştığını görüyoruz. Hepçil ve etçillerin istisnası olarak çene birleşim noktası azı dişlerinin bulunduğu düzlemde olurken, otçullarda bu birleşme noktası azı dişi düzleminin üzerinde bir bölgede yer alıyor. İnsan da bir otçul ve meyvecil olarak bunun istisnası değil elbette. Çene hareketleri ağız yapısı ile ilgili belki de en belirleyici şeylerden biri. Hepçil ve etçillerde birbiri içine geçen dişler nedeniyle yatay hareket mümkün değil. Oysa insan da dahil tüm otçullar ve meyveciler yandan yana ve arka ön şeklinde yatay işleyebilen bir mekanizmaya sahip. Bu mekanizma öğütmenin ağızda başlaması için gerekli olan hareketi sağlıyor. Çiğneme fonksiyonuna baktığımızda da hepçillerin basit bir ezme işlemi gerçekleştirdikten sonra yuttuğunu, etçilerin ise neredeyse hiç çiğneme yapmadan parçalar halinde koparıp yuttuklarını gözlemliyoruz.
Ancak otçulların sindirimi daha ağızda başladığı için en baştan besinlerini küçük parçalara ayırıp uzun süre kapsamlı bir çiğneme gerçekleştirmeleri gerekiyor. Otçullarda yeterince çiğnemeden yutulan besinler bünyede çeşitli rahatsızlıklara yol açarken hiçbir hepçil veya etçilin böyle bir sorunu olmaz. Tükürük salgılarını karşılaştırdığımızda gerçek bir hepçil veya etçilin salgısında sindirim enzimleri yer almadığını fark ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi sindirim ağızda başlamıyor. Besin direkt yutuluyor, bu nedenle gerek yok. Oysa sindirimi ağızda başlatan otçulların salgılarında amilaz gibi karbonhidrat enzimleri var ve bu enzimler sindirim için büyük önem taşıyor. Geçelim mide asidine. Hepçil ve etçilerin midesinde yemek varken pH derecesi 1 ve altında. Otçulların midesinde yemek varkense bu seviye 4-5 pH civarında. Bunun nedeni besinlerin ve proteinlerin sindirilmesinde en önemli rolü oynayan hidroklorik asit oranı. Gerçek bir etçil ve hepçilin sindirim sistemindeki ana işlevi gören şey bu. Bu oran otçullardaki seviyeden %1100 oranında daha fazla ve insan metabolizmasını kimyasal açıdan otçul kategorisine sokan en önemli faktörlerin başında geliyor. Hepçil ve etçillerde bu asidin yüksek olması bakteri ve patojenlerle dolu çürümüş etleri de yiyebilmelerini sağlıyor. Biz ise bir otçulun asit oranına sahip olduğumuz için midemiz ve bağırsaklarımız eti ayrıştırmak adına vücuttaki enerjinin çoğunu bu işe harcıyor. Fazla çalışmak zorunda kalan mide nedeniyle kendimizi ekstra halsiz ve yorgun hissediyoruz. Vücut uyumak ve dinlenmek istiyor. Bu durumun vahşi doğada nasıl bir dezavantaj oluşturacağını sanırım anlatmama gerek yok. Yani etten almış olduğumuz yüksek enerjiyi yine eti sindirmek için kullanarak aslında oldukça anlamsız bir takas yapmış oluyoruz. Benzer şekilde mide kapasitemizde otçul olduğumuzun göz ardı edilemeyecek bir başka göstergesi. Hepçil ve etçil türlerde mide tek başına tüm sindirim sistemi hacminin %60-70'ini oluştururken bu oran otçul türlerde %30 ve altı. Bunun nedeni de bağırsak sisteminin otçullarda çok daha uzun olması. Ona geleceğiz ama önce karaciğer ve böbreklere bir bakalım. Hepçil ve etçiller vücutlarında A vitamini yapamazlar. Bu nedenle doğada hazır halde bulunan A vitamin depolarını yani otçulları yiyerek bu vitamini elde ederler. Fazla A vitamini de onlara zarar veremez çünkü karaciğerlerinde bu vitamini detoksifiye edebiliyorlar. Oysa otçullar doğada hazır halde olan A vitaminlerini alıp detoksifiye edemezler. Bu nedenle fazla A vitamininden zarar görürler. Bunun yerine bitkilerden aldıkları beta karotenleri ihtiyaçları doğrultusunda A vitaminine çevirirler. İnsan vücudu da aynen böyle yapar. Ayrıca tüm hepçil ve etçiler kendi C vitaminlerini vücutlarında kendileri yaparken tüm otçullar bunu bitkilerden ve meyvelerden almak zorundadır. Böbrekleri karşılaştırdığımızda da hepçil ve etçil idrarlarının çok yüksek bir konsantrasyona sahip olduğunu ve hayli asidik olduğunu görüyoruz. Otçullarda ve insanda ise %95'inden fazlası steril su olan alkalin bir seviye ile karşılaşıyoruz. Şimdi gelelim otçulluğumuzun belki de en açık seçik nişanesi olan bağırsaklarımıza. Ölü hayvan eti sindirim sırasında da çürümeye devam eder. Bu yüzden hayvan eti tüketecek olan bir canlının bu gıdadan gerekli besinleri alıp geri kalanı mümkün olan en hızlı şekilde vücudundan atması gerekir. Bu nedenledir ki hepçil ve etçillerin ince ve kalın bağırsakları otçullara göre son derece kısadır. Yine vücut uzunluğuna oranla baktığımızda insanın ince bağırsakları ortalama hepçil bağırsaklarının iki katıdır. Kalın bağırsaklarda da durum aynı. Bunun yanı sıra otçulların kalın bağırsak yapısı da hepçil ve etçillerinkinden farklı. Haliyle tüm sindirimin toplam süresi de otçullarda ve insanlarda hepçil ve etçillere göre çok daha uzun. Daha inanın vücut yağı oranlarına, dişlerimizle ilgili detaylara, tırnak yapımıza, bir oturuşta vücut ağırlığımızın yüzde kaçı oranında yemek yiyebiliyor oluşumuza kadar bir sürü şeyden bahsedebilirim ama sanıyorum resmi görmeye başladınız. Bizim hepçilliğimiz anatomiye değil tamamen gözleme dayalı bir hepçilliktir. Yani sadece insanların et yediğini gördüğümüz için insan et de yer diyoruz. Konuyu şöyle kapatacağım. Evet, bugün vahşi hayvanların etlerini yedikleri için kabahati Asyalılarda buluyoruz. Ama unutmayın, aslında doğada vahşi olmayan hiçbir canlı yoktu. Onları biz domestike ettik ve çiftlik hayvanı kategorisine aldık. Gelecekte normal saydığımız çiftlik hayvanlarının da bize karşı ciddi tehditler oluşturan patojenler ve virüsler geliştirdiğini görürsek o zaman kimi suçlayacağız?
Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Dr. Gauden Galea, insanlar et yediği sürece daima enfeksiyon riski olacak diyor. Siz doğal diyetin uyguladığı sürece metabolizması sürekli risk altında olan başka bir canlı duydunuz mu? İnsanoğlunun bir numaralı ölüm sebebi kalp ve damar hastalıkları. Onun da bir numaralı sebebi yine hatalı diyetimiz. Bir sonraki videoya kadar doğal ve sağlıklı kalın. Ciao.